Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Adettendir diye sormak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Beni sorarsanız toparlanmaya, iyi olmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle de toparlanacağız. Zaman, sadece zamana ihtiyacımız var. Çok fazla yazan vardı, çok fazla soran vardı. Herkese tek tek dönmem imkansız, cevap vermem imkansız. Hele ki şu süreçte gerçekten aynı şeyleri konuşmak, aynı şeyleri anlatmak, tekrar insanlara aynı şeyleri sorduklarında cevap vermek o kadar zor geliyor ki ben artık bu şeyleri konuşmaktan da çok yoruldum. Sil baştan, sil baştan yeniden başa sarıyorum çünkü. Ama sizler benim için o kadar kıymetlisiniz ki hem Instagram ailem hem YouTube ailem. Çünkü hem kötü günümde hem de iyi günümde her zaman yanımda oldunuz. Allah binlerce kere razı olsun. Benim acımla sizler de acı duydunuz. Benim mutluluğumla da mutluluk duydunuz. O yüzden herkese toplu bir cevap vermem gerekiyor ve anlatmam gerekiyor. Biliyorum merak ediyorsunuz. Hakkınızda. Çünkü her şeyimizi birlikte yaşadık. Sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bu süreçte neler yaşadım, neler oldu. Ve şu anda geldiğimiz noktayı tabii ki. Biliyorsunuz 6 Şubat gecesi bir deprem yaşadık. Gerçekten çok korkunç bir depremdi. Hepimiz yataklarımıza girerken bir umutla, bir hayalle, bir planla girdik. Çoğumuz ertesi gün ne giyeceğimizi bile düşünüyorduk belki. Kimse bilemezdi böyle bir şey olacağını. Büyük bir yıkımla hepimizin hayatı darmadağın oldu. Hayatın belli gerçekleri var. Onlarla da yüzleşmek bazen zor geliyor olabilir ama yüzleşmek gerekiyormuş. Bu olay eminim hepimize ibret olacak. Ben öyle inanıyorum. Hepimiz kendimize dersler çıkaracağız. Biz o gece depremle uyandık. Kendi evimizdeydik, Ordu'daydık. Ordu'da da müthiş bir deprem oldu. Gerçekten çok sallandık. Uykudan uyandık ve uykudan uyanmayla beraber hemen çocukları falan toparladık. Sonrasında işte depremin geçmesini bekledik. Deprem geçtikten sonra da işte nerede olduğunu merak edip televizyonu açtığımızda Diyarbakır, merkez üssü Diyarbakır diye ilk gösterilen oydu. Sonrasında tabii ki yeni haberler gelmeye başladığında Pazarcık. Pazarcığı duyduk ve biz zaten o saatten sonra artık dedik. Eşimin ailesi biliyorsunuz Gaziantep İslahiye'de yaşıyor ve oraya da çok yakın. Ve beklenen de bir Kahramanmaraş depremi vardı zaten. Eşim hep bahsederdi çocukluktan beri. Hep duyardım derdi yani büyük bir deprem olacak orada. Fay hattı geçiyormuş çünkü. Biz Pazarcık depremini duyduktan sonra sağa sola aramaya başladık. Tabii herkese ulaşmak kolay olmadı. Ulaştıklarımızdan birçoğunun haberi yoktu. Eşim bir arkadaşını aradığında sizin ev yok dedi. Sizin ev yok dedikten sonrası zaten bizde de yok. Yani orası o kadar zor ki anlatılmaz yani. Allah kimseye yaşatmasın. Sonra bir yandan eşya topluyoruz. Yola çıkacağız. Gitmemiz lazım. Çünkü haber alamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten şoktayız. Ne yaptığımızı da bilmiyoruz inanın. Sonra ben aklıma şey geldi. Eşimin yeğeni dedim telefonla oynuyorsa kayınvalidemin telefonuyla gece yatmadan önce telefon başucundadır diye düşünüp onu aradım. Telefondaki ses yengemizi kurtar. Çok acıydı. Kilometrelerce uzakta bir çocuk yengemizi kurtar diyor ve eliniz kolunuz uzanmıyor. O kadar zor ki anlatamam size. Ben ona ulaştıktan sonra durumlarını ve yerlerini öğrendikten sonra herkese haber vermeye başladık tabii ki. İşte şuradalar şöyle falan. Hemen biz eşyalarımızı toparladık. Eşya ne toparlamışız biliyor musunuz? İnsan öyle bir şoka giriyor ki eşim valizin içerisine askeri malzeme koymuş. Sanki göreve gidiyor. Ben hiçbir şey almamışım. Öyle üzerimde ne varsa bir pantolon, bir sivit gibi bir şey giyip, montu çekip çıkmışız evden. Yani arabanın arkasında bir şeyler var ama o kadar saçma sapan, gereksiz şeyler ki. Yani ihtiyaç duyacağınız şeyler değil. Hemen annemle babamı aradım. Hani onlarda bir şey var mı diye, Çorum'da sallanmıştır diye düşündüm. Onların durumu iyiydi. Dedim ki anne baba hemen çıkın gelin. Biz gidiyoruz Süleyman'la. Anlattım durumu. Allah bin kere razı olsun annemle babamdan. Onlar da paniklediler tabii ki. Hemen işte onlar
Biz buradan yola çıktık, onlar oradan. Karşı komşumun kapısını tıkladım. Dedim Esra biz gidiyoruz. Çocuklar sana emanet. Annemle babam gelene kadar göz kulak ol. Çocuklarımı bırakıp gitmek de çok zordu. Çünkü bilinmeze gidiyorsunuz. Ne olacağı belli değil. Ama eşimi yalnız bırakamam. Oradakileri yalnız bırakamam. Öyle bir ikilem ki normalde çocuklarla yapışık gibiyken bir anda çocuklarınızı bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Aklınız ikiye bölünüyor. Burada da deprem oluyor çünkü orada da oluyor. Ama şu anda en acil ihtiyacı olan onlar ve oraya gitmemiz gerekiyor. Yola çıktıktan sonra ben sosyal medya hesaplarımdan yayın yapmaya başladım. İşte yerlerini söyledim. Hemen AFAD'ı etiketledik. Bir sürü yeri etiketledik. Herkesin de bunu yapmasını istedim. Allah binlerce kere razı olsun. Öyle güzel, öyle birbirine bağlı bir kitle ki asla unutmayacağım. Herkes benimle beraber tek yürek oldu ve bulunmaları için elinden geleni yaptı. Bu sayede biz oraya gitmeden önce onları çıkartmışlar. Eltim, çocuklar ve kayınvalidem onlar çıkmış. Onlar çıkar çıkmaz da zaten hastaneye gönderilmişler. Orada ne olduklarıyla alakalı çok bir görselleri yok. Çıkar çıkmaz hastaneye gittikleri için kaynımı çıkartamamışlar. Şimdi diyeceksiniz aynı odada değiller miymiş? Evet, hepsi aynı odadalarmış. Zaten o odaya gelmişler hepsi ama Allah'ın takdiri. Rabbim emretmiş. Herkesin işte bir vadesi var, vakti var. Ölüme inanmak gerekiyor. Allah'tan gelene de hamd etmek gerekiyor. Kaynımın üstüne çatı düşüyor evin tavanı ve bomba yapıyor. Sadece onun göğsünün geldiği yere geliyor. O orada zaten vefat etmiş. Eltim biliyormuş. Biz yola çıkıyoruz diye işte eltim görümceme söylemiş. Görümcem bize söyleyememiş. Hani çocukları çıkardık ama abim kaldı dedi abisine. Biz o yol bitmek bilmedi. O yol öyle bir yoldu ki ve düşünün arabaya kar lastiği takmamışız. Zincirimiz yok. Kar yağıyor. Yol boyu trafik kazaları, arabalar hep ters dönmüş. Böyle Allah'a emanet çıktık yani. Zaten o tarafa yaklaşınca yollar yarık, çatlak. Bir trafik var. Saatlerce yolda bekliyorsunuz. Bitmiyor. Yani yol bir türlü bitmiyor. Zaten ondan sonra şebeke de gitti. Hani görüşme, telefon görüşmeleri falan onlar da gitti. Hiç kimseden haber alamamaya başladık. Gelişmelerle ilgili o tarafta hiçbir bilgimiz yok. En son işte biz artık gece saat 12-10 vardı oraya ulaştık. Hastanenin içine dolanıyoruz. Hastane mi? Hastane gibi falan değil. Yani korkunç. İnsanlar yerlerde çok sefil haldeler. Doktorlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir o tarafa bir bu tarafa gitmeye yetişmeye çalışıyorlar. Zaten ambulansa gidenler olmuş. Kendi imkanlarıyla gidenler olmuş. Bir şekilde bir oradan çıkanlar olmuş ama biz bizimkileri bulamıyoruz. Kimseden de haber alamıyoruz. Karanlık, elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. En sonunda işte oğlumu aradık. Orada bir polis memurundan rica etti. Eşim onun hattı çekiyormuş sanırım. Avea mı dedi hattı içinde bilmiyorum. Türk Telekom mu dedi ne. Oğlum halasına ulaştı. Onların Mersin'e gittiğini öğrendik sonra. Ama dedi işte abim orada. Onun çıkarılması gerek enkazdan. Bizim de orada kalmamız gerekiyor tabii. O gece benzinliğe arabayı çektik. Sabaha kadar hiç uyumadık. Arabanın içerisinde bekledik sabah olmasını. Sonra gün aydınlanınca enkazın olduğu yere gittik. Herkes can pazarı, mahşer yeri, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes elinden geldiği kadar yakınlarını bulmaya çalışıyor. Ağlayanlar, ağıt yakanlar. Eskiden ben de televizyondan izliyordum bunları. Üzülüyordum. Elimden geldiği kadar yardım da yapıyordum ama birebir yaşamak öyle farklıymış ki içinde olmak, bütün bunların hepsini görmek, gözlemlemek. Biz tam 4 gün boyunca orada kaldık. Arabanın içinde, enkazın başında. Ekmek yok, su yok, yiyecek yok. 2 gün boyunca zaten çok mağduriyet vardı. Ben kendim için demiyorum zaten. Çocuklar, bebekleri olanlar çok zor zamanlar yaşadı o ilk 2 gün. Sonrasında zaten soğuk. Affedersiniz tuvalet yok gitmeye. Gece akşam olmasını bekliyorsunuz. Hava kararsın da hani bir köşeye çekilin. Hiçbir şey yiyip içemiyorsunuz zaten. Öyle bir lüksünüz de yok. Soğuk. Battaniye yok. Bir şey yok. Çok zordu. Yani gerçekten o 2-3 gün şok üzerine şoktu. 4. gün biz Akın abi oradan çıkardık. Gerçekten çok zor çıkardık.
başından hiç ayrılmadan bekledik ve eşim zaten hep enkazın tepesindeydi. Çalışmalara hep yardım etti. Onun sayesinde çıktı. O olmasaydı asla çıkamazdı. Son güne bırakırlardı. Çünkü öncelik canlılar, sonra işte herkes cenazesini almaya çalışıyor ama biz yerini biliyoruz, görüyoruz. Orada beklemek, onu alamamak o kadar zor ki. Yanından da ayrılamıyorsunuz. Ola ki çıkartılır da nereye gönderileceğini bulamazsınız, kaybedersiniz diye. İnsan nelere şükrediyor biliyor musunuz? Cenazenizi bulup defnettiğinize bile şükreder hale geliyorsunuz bir yerden sonra. Çok şükür biz onu çıkarttık. Defin işlemlerini yaptık. Her şey aile mezarlığına defnedildi. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Şunun, biz onu defnettikten sonra şunun huzuru ve rahatlığı geldi. Görevimizi yaptık. En azından onu orada bırakmadık. Hani güzel bir şekilde defnettik. Bütün gelenek göreneklerimize uygun bir şekilde. Onun vicdanı ve huzuru gerçekten çok iyi. Yani oradaki atmosferi size anlatamam. Benden beklenmeyecek bir performanstı bence. Çünkü sağımı dönüyorum ceset torbaları, solumu dönüyorum ceset torbaları. İnsanlar kendi arabalarıyla ya da motorlarıyla kucaklarında cenazelerini getiriyor ve biri giriyor, biri çıkıyor o yıkama yerlerine. Arkasından hemen işte bir sürü musalla taşı sırayla seninkini koyuyorlar. Namazı kılınıyor arkadan öteki. Namazı kılınıyor arkadan öteki. Öyle bir şeydi ki yani sanki bir korku filminin içindesin ve uyanamıyorsun. Yani gerçekle gerçek değil arasında kalıyorsun ve ben orada artık üçüncü günden sonra duygularımı falan kaybetmeye başlamıştım. His yoktu bende. Yani artık acı hissi de kalmamıştı. Her yer o kadar çok acı ki bir süreden sonra hiçbir şeye karşı duyarlılığın kalmıyor. Normalmiş gibi bunlar oldu, yaşandı. Onun acısı daha büyük deyip kendi acınla teselli bulmaya çalışıyorsun. Çok bambaşkaydı yani orada yaşadıklarım. Allah kimseye yaşatmasın. Rabbim beterinden esirgesin. Ben hep öyle dua ediyorum. Allah'tan geldi. Kimsenin bir suçu yok. Takdir ilahi takdiri. Allah böyle nasip etmiş yani. Eşim sorarsanız bildiğiniz bir enkaz. Ben de öyleyim ama onun kolu kanadı. Onun için daha zor. Aile perişan. Çocuklar hastanede, kayınvalidem hastanede, eltim hastanede. Sağ olsun Antep'teki görümcem geldi onların başına. Hemen o gitti. Bakü'deki görümcem uçak bileti bulmak için uğraşıyordu gelmeye. Sonra biz oradan çıktık. Beşinci gündü sanırım. Oradan ayrıldık. Oradan ayrıldıktan sonra hastaneye geçtik. Mersin Şehir Hastanesi'ne. Çocukların refakatine geçtim ben. Tabii bu süreçte eltimi ve kayınvalidemi de gördüm. Orada bayıldım. Zaten bütün yükü yüklendikten sonra bir yerden sonra ataklarım da artmaya başladı. Ve ben artık kendimi güçlü görürken gücümü kaybettiğimi fark ettim. Bu kadar acının üstüne hastaneye gitmek aslına bakarsanız o kadar iyi geldi ki. Hani normalde bizler şey yaparız ya, hastaneye gireriz ve deriz ki bir an evvel işim bitsin şuradan çıkayım gideyim. Hastane bir ev gibiydi, sıcacık. Yemek vardı, bir yuva huzuru gibi geldi bana hastane. Çok ilginçti. Yani orada yaşadığım huzuru anlatamam size. İşte çocukların, kayınvalidemin, eltimin iyi olduğunu gördükten sonra biraz daha rahatladık. Hastanede de sanırım 3 gün, 4 gün falan kaldık çocukların refakatinde. 7. günün sonunda bir akrabamızın evine gidip bir duş aldım. Kendime geldim. Artık şey, öyle bir hale geliyorsunuz ki kendinizden affedersiniz tiksinir hale geliyorsunuz. Üzerinizi değiştiremiyorsunuz. Yedek kıyafet yok. Ayaklarım şişti. Su topladı. Bot yırtıldı. O kadar diyorum ayakkabım varken bir tane ayakkabıyla kaldım. Artık ayaklarımı hissetmiyordum. Saçlarım keçe gibiydi. Ama bunların hiçbir önemi yoktu. Gerçekten. Hiçbirinin bir önemi yoktu. Öyle bir acı ki hiçbir şeye yanamıyorsunuz. Sadece dua ediyorsunuz. Allah'ım ne olur beterinden esirge. Bir imtihan dünyası. Hastanede bacakları kesilen çocuklar, kolları kesilenler, bir sürü acı. Orası da ayrı bir acı. Herkesin her şeyini görüyorsunuz, duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz.
Sonra işte çocukları hastaneden çıkmadan önce bir ev tutmamız gerekiyordu. Mersin'de 2+1 ev tutuldu. İşte kayınvalidem çıktı hastaneden önce. Görümcelerimle falan beraber orada kaldı. Sonra çocuklar çıktı hastaneden. Çocukları da oraya getirdik. İşte bir eltim kaldı. Eltim de İstanbul'a gitti. Çünkü kolunda açık ameliyat vardı. Kapanması gerekiyordu. Ve oranın hastanesi yetersizdi. O yüzden İstanbul'a sevk edildi. Eltim İstanbul'a gitti. Şu anda durumu iyi. Çok şükür kapalı ameliyat oldu. Zaten çocuklar hastaneden çıktıktan sonra, eve geçtikten sonra ben de Cuma günü yani 12. günden sonra artık evime uçak bileti aldım. Dönmem lazım. Pazartesi çocuklar okula başlayacak. Çocukların da psikolojisi bozuldu. Anne yok, baba yok. Anneanne, dede var ama olmuyor yani. Bizden haber almak istiyorlar. Bir de orada olduğumuzu biliyorlar. Onlar için de kolay değildi. Tabii benim için de. Sonra işte uçak bileti aldık Ankara'ya, Ankara'dan da Ordu'ya. Orada 6 saat falan bekledim sanırım. Aktarmalı gitmem gerekiyordu ama orada beklerken inanın öyle şeyler düşündüğüm, öyle şeyler yaşadığım, hayatımın kaç yılı diyebilirim size orada kaldı. Evime geldim. Çocuklar havaalanında beni karşıladılar. Çok güzeldi. Böyle onları görmek bana o kadar iyi geldi ki. Çocuklarla yani çocuklarıma kavuştum. Çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun diye diye geldim. Sonra işte annemle babamın da ilacı bitmişti zaten. Burada da ilaç alamamışlar. Çünkü raporlu olduğu için vermemişler. Onlardan da korktum açıkçası. Bir şey olur da bu sefer de onlara da yanarım. Kendimi hiç affetmem diye. Annemle babam gittiler. Pazar günüydü sanırım. Ben de çocuklarımla kaldım. Şimdi genel olarak şöyle söylemek gerekirse eşim hala orada. Çocuklarım ve kayınvalidemin genel durumları iyi. Eltimin de iyi haberini alıyoruz. O da herhalde bir 5-10 güne kadar çocuklarıyla kavuşacak. Şimdi bizi yepyeni bir hayat bekliyor. Bambaşka. Eşim biraz daha kaldıktan sonra artık göreve başlaması gerekiyor. Onun da gelmesi gerekiyor. Onları şimdi bir sıcak yuvaları var. Görümcelerim orada. Eltimin ailesi, Eltimin abisi, yeğeni falan Mersin'de yaşıyor. Zaten 4 tane abisi var, ablası var. Bir ablasını da enkazda kaybetti. Kalabalık aileler yani. Kalabalık ailenin bir nevi artısı da burada. Hepimiz kol kanat gereceğiz. Elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bizi yepyeni bir hayat bekliyor. Nasıl olur, ne olur bilmiyorum. Plan da yapmıyorum açıkçası. Yaşayıp sizlerle beraber göreceğiz. Bu arada sağ olsun Kübra ile beraber doktora gittim. Bir psikolojik yardım aldım. Gerçekten iyi değildim ve ataklarım artmaya başladı. Orada yaşadıklarım asla gözümün önünden gitmiyor. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli kabusum oldular. Kendime yetemez hale geldim yani anlayacağınız. O yüzden bir yardım aldım. Ve doktora gittikten sonra birazcık daha böyle iyi geldi. Birkaç tane ilaç yazdı. Çok fazla yazmayacağım ki seni uyuşturmasın dedi. Açık hava al, yeniden eski hayatına dönmeye çalış, kendini karartma dedi. Bir yarım saat falan konuştum, ettim. Gerçekten çok da büyük faydasını gördüm. Yoksa evden dışarı çıkmak istemeyen, kendini her şeye kapatmış bir insan olmaya başlamıştım. Benim için de kolay değil yaşadıklarım. İnanın çok zordu. Hala da gözümün önünden gitmiyor. Ama atlatacağız, yaralarımızı beraber saracağız. Eltim de hayırlısıyla bir gelsin, çocuklarına kavuşsun. İnanıyorum ki her şey çok daha farklı olacak. Onun planı Mersin'de kalıp Mersin'de yaşamaktı. Orada abisi ve yeğeni falan var. Söylediğim gibi 4 kardeş, 4 tane abisi var, 2 tane ablası var. Bundan sonraki hayatı o karar verecek. Ne yapmak istiyorsa biz de onların yanında, arkasında durmaya devam edeceğiz. Kayınvalidem oradan gitmek istemiyor. Çünkü alışılmadığı bir ortamda yaşamak ona çok zor. Orada tanıdığı herkes orada. Onlarla beraber olmak ona iyi geliyor, biliyorum. Kızları var zaten çok şükür. Gelecekle ilgili de bilmiyorum. Biraz bende, biraz onlarda kalır. Ya da 2+1 ev tutarız. Hem evinde kalır hem bizde kalır. Söylediğim gibi hiçbir plan yapmıyorum. Ama bundan sonra yine her zaman olduğu gibi güçlü, birbirini seven, seven, sayan bir aile olarak birbirimize destek olacağız. Hayat ne gösterir bilmiyorum. İnşallah Rabbim beterinden korusun.
ve bundan sonrası için de her şey güzel olsun diyorum. Siz de ne olur dua edin bizim için. Dua her kapıyı açar, çok inanıyorum. Derdi veren dermanını da verir. Mutlaka su akar, yolunu bulur. Eğer içinizde bizim gibi böyle acı yaşayanlar varsa Rabbim sizlere sabırlar versin. Yakınlarını kaybedenler varsa Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu süreçte birbirinize destek olun. İnanın yine yaraları beraber sarıyorsunuz. Kimseden fayda yok. Aslında anlatacak çok şey var da gerek de yok. Gerek de yok. Gerçekten gerek yok. Bu hepimize bir imtihan olsun. Bundan sonrası için de yaşadıklarımızdan ders alalım diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.